AKP öncesinde siyasi iktidarlar her zaman medyayı kontrol etmeyi ya da medya ile iyi ilişkiler geliştirmeyi, onun üzerinden kontrol etmeyi tercih ettiler. Ve yaygın medyada siyasi iktidar da her zaman zaten bir şekilde çıkar ilişkisini sürdürdü. Ve özellikle 1980'lerden sonra medyadaki tekelleşme, medyadaki holdingleşme de zaten siyasi iktidarla birlikte gitmeyi kendi çıkarları için uygun görüyordu. Fakat bu siyasi iktidar diğerlerinden farklıydı. Tayyip Erdoğan hani sık söylediği bir söz var. Biz medyayla çarpışa çarpışa geldik iktidara diyor. Aslında o çok doğru değil. Bir yandan çarpışarak geldiler ama bir yandan da kendi medyalarını yaratarak geldiler. Yani kendi medyalarını, işte televizyonlarını, gazetelerini kurarak onların üzerinden geldiler. Bir iktidar geldikleri ilk andan itibaren ki hep şey söyleniyor, medyaya karşı tavırları son 10 yılda değişti gibi şeyler. Ben onların doğru olmadığını düşünüyorum. İlk geldikleri andan itibaren yaygın medyayı kontrol altına almayı değil, tamamen devşirmeyi hedeflediler. Yani biliyorsunuz işte Star'la başladılar. Star grubunu devşirdiler önce TMSF'yi kullanarak. Sonra Çukurova grubunu, sonra Karamemetleri, sonra diğerleri böyle böyle devam etti. Ve en sonda Doğan grubunu tamamen kendilerine ait iş adamlarını devrettirerek kendilerini devşirdiler. Yani eskiden olduğu gibi kontrol altına almak değil de tamamen kendilerinin yaptılar. Havuz medyası yaptılar. Kendi bizzat yöneticileri tarafından yönetilen medya kuruluşları yarattılar. Ve onun sonucunda ne oldu? Ve %90-95'ini kontrol altına aldıkları, tamamen kendilerinin yaptıkları bir medya haline geldi. Bunu yaparken her şeyi kullandılar. TMSF'yi kullandılar, gözaltıları, yargıyı, hapsi, tehdidi, zaman zaman baskıyı, dayağı her şeyi kullandılar. Yani kimi zaman medya kuruluşlarının sahiplerini tehdit ettiler, onlara baskı uyguladılar. Kimi zaman gazetecilere, kimi zaman yöneticilere uyguladılar. Kimi zaman da doğrudan gazetecileri işte Ergenekon balyoz sürecinde ve onun dışında da ayrıca sürekli bir takım operasyonlara gazetecileri de katarak ki bu sırada şunun hemen altını çizmek lazım. Bunu AKP kendi başına yapmadı. Şimdi FETÖ dedikleri Fethullah cemaatiyle birlikte yaptılar sonuçta. Birlikte medyayı bu hale getirdiler. Fakat öyle bir şey oldu ki zaman içerisinde baskıyı ne kadar artırırlarsa artırsınlar, her şey kendi karşılığını doğurduğu gibi burada da karşılığı doğdu. Üstelik de tam bir dijital devrimin ortasından geçiyoruz biz şu anda. Bütün dünya geçiyor. O dijital devrim yeni olanaklar getirdi ve oradan alternatif medya doğmaya başladı. Alternatif medya, yeni medya doğmaya başladı. Bir yandan kendileri tamamen devşirdikleri medya varken öbür tarafta da bağımsız, eleştirel gazeteciliği sürdüren farklı alternatif medya mecraları doğmaya başladı. Ve şimdi ikisinin tamamen farklı olduğu, çatıştığı yerlere doğru gidiyoruz. Ayrıca bu alternatif eleştiren medyanın içerisinde de tabii ki çeşitli bölümler olduğunu söyleyebilirim. Burada da işte CHP'ye yakın bir medya var. Tamamen bağımsız olan eleştiren medya var. Alternatif mecralarda alternatif yayıncılık sürdüren meslektaşlarımız var. Onun dışında bir de ayrıca Kürt medyası var. Bu da doğdu. Yani bütün bunlar, evet bunlar da doğdu. Yani biz uzun süredir bunların hepsini aslında görmezden geliyoruz, yok sayıyoruz. Yani nasıl ki siyasi iktidar bağımsız medyayı, işte alternatif medyayı yok sayıyorsa, biz gazeteciler de bunları yok sayarak bugüne kadar geldik. Ama daha fazla böyle devam edemeyiz, mümkün değil. Türkiye'de maalesef bu siyasi iktidar gazetecileri en güçsüz anında yakaladı. Biz 1980'lerden önce gazeteci olarak bu ülkede daha örgütlüydük. Yani sendikal anlamda da mesleki dernekler anlamında da daha örgütlüydük. Daha birliktelik vardı. Mesleki dayanışma da daha güçlüydü. Ama o 90'ların başında ve 2000'lerde o kadar zayıflamıştı ki, yani sendikal örgütlenme, mesleki örgütlenmeler tam onun üzerine geldi bu siyasi iktidar. Dolayısıyla kendi haklarımızı savunamayan meslektaşlar olarak da bu iktidar karşısında direnemedik. Ayrıca hem birey olarak yeterince güçlü değildik, hem örgütlerimiz güçlü değildi, hem de medya sahiplik yapıları zaten güçlü değillerdi. Yani medya sahiplik yapısı düşünün. Yani bugün hangi iş insanını söylerseniz söyleyin, medya sahibi olarak ya da işte kartel sahibi olarak ne derseniz deyin. Siyasi iktidarla çatışmak gibi bir hedefi hiçbir zaman olmadı. Siyasi iktidarla çatışmaktan söz ettiğimde muhalefet partisi olmak değil söylediğim şey. Ya yani sadece kamu yararını savunmak adına çatışmaktan söylüyorum. Öyle bir kaygılar olmadı ki hiçbir zaman.
Yani kendi kar hırslarını, kar hedeflerini nasıl koruyabilirler? Kendi şirketlerinin işte ne bileyim özelleştirmelerden daha fazla nasıl pay alabilirler? Hep onun kaygısını güttüler. Dolayısıyla da siyasi iktidar rahatlıkla yürüdü. Yani şöyle söyleyeyim size. Bu iktidar işte bir medya grubuna el koyduğunda öbür medya grubu aman onun televizyonu nasıl satılacak, ben onu nasıl devralırım, nasıl ucuza kapatırımın peşinden gitti. Ya onun işte gazetesi kapandığı zaman ben onun pazar payını nasıl kaparımın peşinden gittiler. Ya bunlara saldırdılar, bu saldırı yarın da bana gelecek, ben de işte tehdit altına kalacağım. Ya da insanların bilgi edinme hakkı, toplumun hakkı, kamu yararı gibi kaygılar olmadı yani. Ne gazeteciler ne gazetecilik meslek örgütleri yeterince tabii ki refleks gösteremediler, tepki gösteremediler. Yani ama bu hem kendi haklarımız için tepki göstermek hem de toplum hakları için zaten tepki gösteremedik yani. Toplum adına, kamu adına, kamunun haklarını savunan bir meslektir bizim mesleğimiz. Medyanın temel görevi budur. Ama dikkat edin, bu siyasi iktidar, bırakın kuvvetler ayrımını, zaten Kuvvetler Birliği üzerine bir yönetim sergiliyor şu anda. Kuvvetler Birliği gibi bir yönetim amacınız olursa, her şeyi tek elde, tek bireyde toplamak gibi bir kaygınız olursa, dördüncü güç zaten istemezsiniz. Şu anda dikkat edin, bu yönetim topluma bilgi vermek üzerine değil. Ya da şeffaflık üzerine değil, tamamen kapalı, topluma bilgi vermek üzere, topluma sadece propaganda aktarmak üzere bir medya istiyor. Ve bunu hedefledi ve bunu yaptı zaten. Ve tabii burada şunu söylemem lazım. Türkiye'de medya, Cumhuriyet'in kurulduğundan bugüne değin her zaman egemen güçlerin bir parçası oldu zaten. Onlarla çatışan bir güç olmadı. Yani egemen ideolojiler, sadece siyasilikler demiyorum, egemen ideolojilerle bütünleşen ve onun egemenlik alanının ötesinde zaten kamuya bilgi vermeyi hedefleyen kuruluşlar oldular. O nedenle de burada işte siyasi iktidarın bu hedefini gerçekleştirmesi çok zor olmadı tabii ki. Yani düşünün ki bu toplumda tabulara karşı çıkan, tabuları yıkmak isteyen bir medya ne zaman oldu ki? Hiç olmadı zaten. Oysa gazeteciliğin her zaman kamu yararı diyorsanız zaman zaman çatışmak, zaman zaman karşı çıkmak durumdasınız. Yani tabularla birlikte yürüyemezsiniz. Yani ne bileyim, örneğin bu ülkede işte yani kadın erkek birlikteliği konusunda bir anlayış varsa siz onu ha insanlar böyle diyor, böyle devam edelim diyemezsiniz. Yani bu olmaz. İşte ne bileyim, bugün ne deniyor? Töre cinayetleri. Şimdi töre cinayetleri diyorsa toplumda bir kesim, hala eski anlayıştaysa siz bu doğruymuş gibi bunun üzerinden yürüyemezsiniz. Töre cinayetleri başlıkları atamazsınız yani gibi. Ya da silahlı kuvvetler ne yaparsa yapsın çok iyi yaptı diye bir anlayışınız olursa, toplumda varsa bu anlayış, ya da ne bileyim toplumda şehitlik denilen şey yüceltiliyorsa ama bir yandan da gencecik insanlar ölüyorsa bu aman şehitlik mertebesi çok iyidir diyerek bunu destekleyemezsiniz yani. Ya da bu toplum bir yandan savaşı istiyorsa siz de gazeteci olarak aman savaş ne iyidir, savaşalım diyemezsiniz yani. Karşınızda kim olursa olsun barıştan yana olmak durumundasın. Yani özetle gazeteciliğin temel ilkeleri var ve bu temel ilkeleri her zaman her koşulda savunmak durumundasınız. Yani siyasi iktidara yakın, iktidar yanlısı medyada bunun konulduğunu söyleyemem. Örneğin son olarak Yunanistan'la Türkiye'nin çıkarları konusunda, işte adalar konusunda tartışmalar başladı. Tamam, Türkiye Lozan Anlaşması'na göre haklı olabilir. Bunu biz de topluma bilgi verebiliriz. Hiç itirazım yok. Doğru. Ama bu sonuçta masada halledilir. Yani masada halledilmesine yana olmalıyız bizler. Yani bir tarafa meydan okuyarak, savaş yaratkanlığı yaparak biz bunu destekleyemeyiz. Bunu yapan Türkiye'yi yönetenler de olsa, Yunanistan'ı yönetenler de olsa bizim bir dakika, yani bunun masada çözülmesi gerek dememiz lazım. Karşımızda kim olursa olsun. Ama şu anda öyle değil. Yani iktidar medyası, baktık Yunanistan'la işte Mitsotakis'e ben seninle konuşmam dediği zaman Tayyip Erdoğan hemen arkasından yüründü. Şimdi oysa bu ülkenin cumhurbaşkanı o ülkenin başbakanıyla konuşmayacaksa ya da o ülkeyi yönetenler konuşmayacaksa bu sorun nasıl çözecek ki? Konuşarak çözülecek bu. Ya da işte NATO meselesinde İsveç-Finlandiya örneğinde onlar diyorlar ki gelelim konuşalım diyorlar. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı diyor ki gelmeyin konuşmayız. Bizim nereden yana olmamız lazım şimdi? Evet, Türkiye'nin tezleri doğru olabilir. Bizim yapmamız gereken şey topluma bu tezlerin nedeni, geçmişi, geleceği vesairesi, Türkiye'ye getirisi konusunda bilgi vermek. Ama insanların bunu çatışmadan bir şekilde bu ülkeyi yönetenler, o ülkeleri yönetenlerin çatışmadan masada çözmesi için destek olmamız gerek. Bize düşen şey bu. Başka bir şey değil. Ama bunu yapmıyor. Yani Yunanistan meselesinde iktidar medyası tamamen savaş çığırtkanlığı yaptı.
İsveç ve şey meselesinde, Finlandiya meselesinde de durup dururken böyle bir sorun çıkmış gibi birdenbire bir propaganda kampanyasına başladılar. Yani bunlar böyle değil. Gazeteciliğin daha yani çözüm üzerine odaklanması lazım, barış gazeteciliğine odaklanması lazım. Çözüm dediğimiz şeyde, çözüm gazeteciliği, barış gazeteciliği de her zaman iki tarafın yaklaşımlarını anlamak ve topluma bilgi vermek üzerine gider. Öyle gitmeli. Ama maalesef onu görmüyoruz. Bir araya gelmesinler. Yani hepimizin aynı fikri savunmak gibi bir yükümlülüğümüz yok zaten. Olmamalı. Yani herkes kendi gazetecilik çizgisi, kendi yayıncılık çizgisini sürdürecek. Herkes kendi dünya bakışına uygun yayıncılık yapacak. Buna hiç itirazımız olmaması lazım. Ama ne zaman ki mesleğimize yönelik, gazeteciliğe yönelik, toplum bilgi edinme hakkına ve bizim ifade özgürlüğümüze yönelik baskılar varsa orada yan yana durmamız lazım. Ama o olmuyor. Benim mesleğe başladığım yıllarda bu vardı. Yani en sağ uçtaki gazetedeki meslektaş, en sol uçtaki gazetedeki meslektaşın başına bir şey geldiğinde hepimiz yan yana duruyorduk. Ben kaç defa hatırlıyorum başbakanlık merdivenlerinde hep beraber eylem yaptığımızı. Eylem dediğimde şey tabii ki yani kalemlerimizi koymak ya da işte başımıza baret takmak falan filan öyle şeyler. Yani hani itirazımızı dile getirmek bir şekilde. Her zaman öyle oluyordu. Ama artık öyle değil. Tam tersine medya birbirinin tetikçisi haline geldi. Bırakın dayanışmayı. Ve biz işte 5-6 yıl önce Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi'ni yenilerken oraya bir madde koymak zorunda kaldık. Yani baskı altında gazetecilerin birbirlerine dayanışmasının mesleki görev olduğunu ifade eden madde koyduk oraya. Altın Öğmen Başkanlığı komisyonunda ben de oradaydım. Bunu neden yaptık? Çünkü işte birbirini bırakın desteklemeyi, bırakın dayanışmayı tamamen tetikçilik yapan, birbirini suçlayan, hedef gösteren, yargılayan bir medya anlayışı çıktı ortaya, gazetecilik anlayışı çıktı. Ona karşı koyduk. Böylesine madde dünyanın başka ülkelerinde çoğunda yok. Bir tek Latin Amerika ülkelerinde var. O zaman işte baktığımızda söylemiştik. Bir tek Latin Amerika ülkelerinde ve Türkiye'de mesleki dayanışmanın gerekliliğini işte etik ilkeler içerisinde, etik kodlar arasına koyan ülke olduk biz. Neden? Bir orada ihtiyaç var, bir burada ihtiyaç var çünkü yani. Yoksa dünyanın herhangi bir ülkesinde arkadaşlar, meslektaşlar birbirinize dayanışın diye bir şey söylemeye gerek yok zaten. Yani hem öyle baskı yok hem de zaten gerek yok. Herkes yapar bunu yani. Ama bizde böyle bir şeye gerek var. Yani son olaylarda, son işte gözaltılar konusunda, tutuklamalar konusunda da olmadı. Çünkü ideolojik önyargılar bazı meslek örgütlerini ve bazı gazetecileri hala engelliyor. Ben bugünkü yazımda da söyledim. Ya ben Kürt medyasıyla gazeteciliğe bakış ya da hayata bakış konusu aynı düşünceleri paylaşmıyor olabilirim. Paylaşmıyorum da zaten. Ve bunu söylüyorum da. Ama onlara yönelik bir gözaltı, baskı, tutuklama olduğu zaman da mesleki faaliyetlerinden dolayı buna karşı çıkarım. Karşı çıkmak benim de görevim. Hepimizin görevi. Yani oradaki o ön yargılarımızı bir kenara koymak durumundayız. Yani bu hani klasik düşüncedir ya, ben düşüncelerine karşıyım ama seni savunurum. Bu kadar yani, başka bir şey değil. Ama zaten örnekler oldu. İstanbul'da meslektaşlar tutuklandığında çok daha medya, yaygın medya ayağa kalktı. Öyle örnekler oldu. Ama tabii şunu da, geçmiş derken şunu da söylemem lazım. Mesela ben Pres filmini izlerken, yıllar sonra izlediğimde de birkaç kere izledim zaten, çok üzüldüm. Çünkü biz evet biliyorduk, evet yer yer tepki göstermeye çalıştık. İşte Güneydoğu'daki arkadaşların, meslektaşların işte baskı altının kaldığında onlarla ilgili şey olarak tepkileri ya da işte Özgür Gündem bombalandığında, işte insanlar öldürüldüğünde falan. Ama yine de o zaman da yaygın medyadaki ya da bizim meslek örgütlerimiz onları yeterince sahiplenmedi. Bunu kabul etmek lazım. Orada da bir eksiklik vardı. Benim de birey olarak vardı ya da bütün meslek örgütlerinin o dönemde eksiğimiz vardı. Hani geçmişte sahiplendik derken orada da tam işlemedi bu mantık. Öyle bir sorun vardı. Ya bu da bizim hatamız, bu da bizim eksiğimiz. Ama şunu kabul etmek lazım. O zaman da işte Pres filmin olduğu 90'larda da bugün de bu medya insanların bilgi edinmesi konusunda var olan bir açığı kapatıyor. Nasıl söyleyeyim? Topla kontrollü bilgi yayılıyor şu anda. Yani dedim ya hani baştan anlatıyorum. İktidar zaten kendi devşirdi medyanın büyük bölümünü. Büyük bölümü zaten iktidarın istediğinin dışında bilgiyi vermiyor. Öbür tarafta bağımsız eleştirel medya, alternatif medyanın tamamında da bilgi kaynakları kurudu. Toplumdan yeterince haber alamıyorlar. Bunda hem baskıların etkisi var, hem mali olanaklar, maddi olanakların etkisi var, hem örgütlenme sorunları var.
birçok eksiklik, aynı zamanda tabii dijital devrimin getirdiği bir takım sorunlar var. Bütün bunlar birleştiğinde haber alma konusunda ciddi zorluklar yaşanıyor. Aslına bakarsan sadece Diyarbakır'dan ya da ne bileyim Bitlis'ten değil, yani Çorum'dan bence ne bileyim işte Burdur'dan haber almadığı da bizim sorunlarımız var zaten. Kaynaklar kuruldu çünkü. O nedenle de burada, bu bölgede o açığı kapatıyor o insanlar. Yani ha her haberleri doğru mu? Yani değil zaten. Yani her haber de doğru değil, her şey de doğru. Ama sonuçta bir şekilde akıyor. Akıyor ve bunu değerli buluyorum. Ama sonuçta baktığınızda galiba şöyle bir sorun çıkıyor. Türkiye'deki insanların çoğuna baktığınızda Kürt medyasının yazdığına inanmıyor. Kürt medyasını okuyan, takip eden, izleyen insanlar da burada insanların yazdığına inanmıyor. Ya bu gazeteciliğin geleceği aslında ciddi problem. Yani biz Türkiye'de gazeteciliği yeniden inşa ederken, bu iktidar döneminde ya da bugünlerde, yeniden inşa ederken temel almamız, çok önemsememiz gereken problemlerden birisi bu zaten. İnanılırlığımızı, güvenilirliğimizi yeniden inşa etmemiz gerekiyor. Toplumun her kesiminde, yani Kürt'ü, Türk'ü, o, bu falan filan demeden bunu yapmak zorundayız. Başka çaremiz yok yani. Ve tabii gönül ister ki bu ülkede Kürt medyası, Türk medyası vesairesi olmasın. Yani herkes herkese hitap etsin. Yani tamamen ulusal, dini ya da ne bileyim başka herhangi bir mesleki grup adına gazetecilik yapılmasın. Çünkü bu sonuçta bir şekilde ayrışmayı teşvik eden, ayrışmaya zemin hazırlayan bir anlayış, bir durum. Gönül ister ki olmasın ama oldu. Bir gazeteciliğin, hayır bir an önce söyleyeyim ya, temel ilkeler dedim, barış dedim, işte barış gazeteciliğinden söz ettim, ayrımcılığa karşı çıkmak, cinsiyetçiliğe karşı çıkmak, nefret söyleminden yana olmamak falan. Aynı şekilde bizim teröre karşı olmak da bir görevimiz var. Gazeteciliğin temel ilkelerinden biri. Yani burada, nasıl söyleyeyim, Kürt medyası ya da Kürt medyasının bir bölümü teröre karşı olmak konusunda yeterince açık davranmıyor olabilir. Değildir deme hakkım da yok. Yani gazeteciliğin tanımı belli zaten. İşte mesleki bildirgede biz zaten koyduk. Orada belli bunlar. Onun dışında şunu diyebilirsiniz. İşte bu iktidar yanlısı gazetedir. Gazetecilik yapıyor. Bu işte politik gazetecilik yapıyor. Politik gazeteciliği şöyle yapıyor diyebilirsiniz. Yani alt tanımlar yapabilirsiniz. O alt tanımlara göre yaklaşımlar, eleştiriler yapabilirsiniz. Ama yani bunları yok sayıyorum. Bunlar yapıyor değil, gazeteci değil diyemezsiniz. Ha, şu anda ülkeyi yönetenler bu insanlara işte o gazetede ya da şu gazetede, şu dergide, şu sitede olduğu için, şu televizyonda olduğu için farklı davranıyor tabii ki. Özellikle işte 15 Temmuz darbe girişiminden sonra zaten birçok site, gazete, televizyon kapatıldı. Orada da mesele onların o darbe girişimine katılmaları değildi tabii ki. Yani tabii ki bir paylar olmasına rağmen onu fırsat bildiler, yaptılar. Ki hani hatırlarsın Tayyip Erdoğan ne demişti? Allah'ın lütfuydu. O Allah'ın lütfunu son derece iyi bir şekilde değerlendirdiler ve olağanüstü hal döneminde birçok şeyi bu kılıf altında yaptılar. Şimdi ben bu arkadaşlara sadece şunu söylerim. Bütün Kürt medyası başta olmak üzere, bütün alternatif medyada çalışan arkadaşlara, bir, her koşulda teröre karşı çıkmak gerekir. Bunu lütfen unutmayın, bu ülkeyi. İki, biz ne kadar politik görüşlerimiz, dünya görüşümüz olsa da haberlerimizi yazarken nesnel olmak zorundayız. İnsanlara doğru bilgiyi vermek asıl olmalı. Yani şöyle, yani bir ara biliyorsunuz Türkiye'deki tutuklu hapisteki gazetecilerin sayısı 200'ü falan bulmuştu. Yani 200'e yaklaşmıştı ya da tam hatırlamıyorum şu an sayıyı. O zaman da siyasi iktidara sorarsanız bunlar gazeteci, bunlar terörist diyorlardı. Yine aynı şeyi söylüyorlar. Diyarbakır'daki arkadaşlar için de aynı şeyi söylüyorlar. Bunlar terörist ya da teröre destek verdiler falan diyorlar yani. Ve bence şu önemli. Terör destek veriyor deyip de siz şu programı niye böyle yaptın, niye bu yazıyı böyle yazdın dememelisiniz o zaman. Ve sadece bunu soruyorsanız, bunu dedikten sonra, o zaman demek ki gazetecilik faaliyetlerinden dolayı bunu yapıyorsunuz. Ya buna karşı da bizim meslek örgütlerimizin de temel çizgisinin bu olması lazım. Bir kişi tutuklandığında ya da baskı altına alındığında, hapse atıldığında neden dolayı bu baskı yapılıyor? Gazetecilik faaliyetleri mi değil mi? Gazetecilik faaliyetleri ise hepimizin ortak biçimde karşı çıkmamız lazım. Ama maalesef şu anda bütün meslek örgütleri burada ortak bir tavır almıyorlar. Ha şunu da biliyoruz, zaten Türkiye'de şu anda gazetecilik meslek örgütleri bir, son derece zayıf. İki, maalesef tüm
gazetecileri kapsamıyorlar zaten. Yani şu anda ben Türkiye'de kaç meslek örgütü var bilmiyorum. 100'den fazladır, belki 200'den fazla yani. Ama zaten bölünerek zayıflıyoruz biz. Yani bir bütün tek çatı altında değiliz. Yani işte Türkiye Gazeteciler Cemiyeti diyoruz ama onun dışında bir dolu federasyon, konfederasyon, yok dernekler. Bir ilin içerisinde, bir kentin içerisinde birkaç dernek var. Yani o hale geldik artık. Ya da kılcal örgütlenmeler var. İşte çalıştığımız bölümlere göre, dallara göre mesela. Bunlar bizi daha da zayıflatıyor. Bizim sendikal yapımızı güçlendirmemiz bir. İkincisi bu artık bu bölünmelere son vermemiz. Ve tabii burada şeyi de söylemek gerekli. Basın kartını da tabii kendimiz verebilir hale gelmemiz gerekli. Devletin inayetini de beklemeden bunu yapmalıyız. Bizim meslek örgütlerimizin mümkünse sendikanın ya da sendikaların bir şekilde bir araya gelip gazetecilik basın kartını onların vermesi gerekli. Ve o kart daha prestijli hale gelirse zaten öbür kartın önemi kalmaz. Zaten şu anda o basın kartını devlet daha çok kendi memurlarına veriyor. Ve keyfi veriyor. Bu yeni yasa çıktıktan sonra daha da keyfi olacak. Daha çok da memur olacak zaten yani. Yani bir araya gelmeden bizim zaten bir eylemlilik geliştirmemiz de mümkün olmuyor. Danıştay kararları vardı. İşte mahkemeye başvurulduğunda zaten o keyfi olması, işte yönetmelikle ilgili itirazlar olmuştu. Yani İletişim Başkanlığı'nın yetkisiyle ilgili tartışmalı bir durum vardı. Onu ortadan kaldırıyorlar. Ve üstelik de Fahrettin Altun, İletişim Başkanı, komisyonun başkanı oluyor. Ve de kurulun büyük çoğunluğunu onlar belirliyorlar zaten. Onlar belirledikten sonra da basın kartının kime nasıl verileceği konusunda yeni kurallar getiriyorlar. Orada benim olumlu bulduğum tek şey var. O da basın kartı alanların ticaret yapmasının yasak olduğunu belirtilmesi meselesi. Ticaret yapmaması lazım. Gazetecilerin ticaret yapmaması lazım. Ticaretle uğraşması lazım. Bu doğru. Ama onun dışında son derece keyfi bir düzenleme var orada. Ve zaten bu yeni yasa aslında bizim şu anda tepemizde malum yayıncılar olarak, gazeteciler olarak bir RTÜK sopası var, iktidarın sopası. Öbür tarafta basın ilan kurumu var. Şimdi basın ilan kurumunu çok derece geniş, güçlü bir hale getiriyorlar. İnternet medyasını yayıyorlar bu yasada. Aynı zamanda BTK'yı, Bilgi Teknolojileri Kurumu'nda daha da güçlendiriyorlar. O da yeni bir iktidarın sopası haline gelecek bir iletişim başkanlığı. Yani medyanın üzerinde 4 iktidar sopası olacak. Demokrasinin kılıcı gibi sürekli tepemize sallanacak. Bir anda RTÜK, bir anda işte iletişim başkanı, basın kartları ve diğer şeyler açısından. BTK'nın yetkisi o kadar genişletiliyor ki eskiden zaten işte sulh ceza hakimliklerine bir dilekçe veriyorlardı. 70-80 siteyi kapatıyordu neredeyse birden yani sormadan. Ya da iktidar yanlıları istedikleri haberleri anında erişim engellemesi getiriyorlardı. Onları yine yapacaklar. Ama BTK başkanı onlara bile gerek kalmadan 3-4 saat içerisinde hemen site kapatacak, erişim engellemesi getirecek. O hale geldi. Üstelik de yurt içi, yurt dışı ayrımını kaldırdılar. Ya da MIT'le ilgili her haberi de onun içerisine kattılar. Yani katalog suçlara kattılar. Basın ilan kurumu zaten şu anda bence tamamen parayı elinde bulunduran bir kamu kurumu. Ama aynı zamanda etik denetim yapıyor. Şimdi dünyanın hiçbir yerinde parayı elinde bulunduran, mali gücü elinde bulunduran, yani cezai yetkileri olan bir kuruluş aynı zamanda etik denetim yapmaz. Ya ben ombudsmanım diyorum, ben kimseye ceza falan vermeye kalkmıyorum. Arkadaş burada etik yanlış var ya da doğrudur diyorum, o kadar yani. Etik denetim budur. Sadece etik açıdan uygundur değildir dersiniz. Şurada şöyle sorun var dersiniz, bu kadar. Ama bunlar kamunun mali gücünü etik denetim için kullanıyorlar. Etik cezalandırmalar yapıyorlar. Onunla da kalmıyorlar. Aynı zamanda da iktidar yanlısı medyaya tirajlarıyla ya da izlenirlikleriyle uygun olmayan tirajlarıyla uygun olmayan şekilde kamu kaynaklarını aktarıyorlar. Şimdi bunun aynısını internet medyasına da yapacaklar. Kabaca getirdikleri bu. Tabii onun üzerine bir de işte doğru olmayan bilgi yaymak gibi garip bir suç getiriyorlar. Tanımları belli olmayan bir suçlama getiriyorlar. Yani onu da göreceğiz. O herkese her koşulda uygulanabilir. İstedikleri şey şu, sadece kamunun yaptığı açıklamada ya da Tayyip Erdoğan'ın konuşmalarını verin, onun dışına girmeyin dedikleri şey bu aslında bize, yani başka bir şey değil.